Paşa mahallesinde Lorke oynar güzel kızlar Lorke, 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 Lorke Hanımey Lorke Lorke, 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 Lorke Delali Lorke Sağdan sola Lorke, 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 Lorke Hanımey Lorke Lorke, 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 Lorke Delali Lorke Lorke, 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 Lorke Hanımey Lorke Günaydın sevgili seyirciler. Bugün günlerden pazar ve bugün hayat tadında da türkü pazarı var sevgili seyirciler. Bugün biz türkülerimize, oyunlarımıza ayırdık programımızı. Çok değerli iki sanatçımız var. Harika bir ekibimiz var ki geçen haftadan onları zaten hatırlayacaksınız. Kısacası keyifli, neşeli bir pazar sabahı geçirmeniz için elimizden geleni yapmak üzere biz programımızı hazırladık. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili Bedri Ayseli ve sevgili Aysun Gültekin bugün bizimle beraberler. Ne güzel sizi stüdyomuzda görmek. Hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ataşehir Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğu da bizimle beraber. Ata Folk isimleri. Gültekin Çelik, Orhan Yaldız davulda ve zurnada onlara eşlik ediyorlar. Ve bağlamada TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği saz sanatçısı Cumali Kalkan. Size de günaydın. Arkamı size dönmek zorundayım. Kusura bakmayın lütfen. Efendim. Biz zaman zaman seyircilerimiz biliyor, yörelerimizi stüdyoya taşıyoruz Aysun Hanımcığım. Ve o yörelerin bazen yemeklerini, işte o yörede yapılan el sanatlarını, benzeri şeyleri ekrandan seyircilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Bazen de böyle sizinle yapacağımız gibi türkülerimizle o yörelerimizi yine stüdyomuza getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Diyarbakırlı ve Erzurumlu iki sanatçımızla beraberiz. Şimdi... Türk halk kültüründe, Anadolu kültüründe türkülerin çok özel bir yeri var. Ama sanki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha bir ağırlıklı yeri mi var acaba diye düşünüyorum. Ne dersiniz Aysun Hanım? Yani aslında çok her yörenin farklı güzelliği var. Ben Erzurumluyum. Erzurum insanı acısını... sevincini türkülere yansıtmış. Biraz da baskıcı bir toplum. Hı hı. Şimdi oyunlarına da baktığınız zaman, türkülerine de baktığınız zaman daha duygu yüklü. Oyunları da daha ağırdır. Mesela bir güneye gittiğiniz zaman işte Karadeniz'de bu daha şeydir. Hızlı ve enerjik. Evet. Evet. Ama Erzurum'da biraz daha ağır bir havası vardı diyorsunuz. Evet, evet. O iklimin de, evet, iklim de herhalde etkili bunda. Daha da ağırlaşıyor. Daha da ağırlaşıyor. Evet. Bizim o taraflarda da çok ağır. Yani Zeybek sıcak. Mesela. Sıcak evet, iklim, evet. Evet, evet. Herhalde bizim onun etkisi. Bizim bir, affedersiniz, hocamız vardı. Sadi Yaver Ataman. Evet. Allah rahmet eylesin. O bize bunu söylemişti. Ben lafa araya girdim, özür dilerim, kusura bakma. Estağfurullah, sohbet ediyoruz evet. Zaten, ortak bir sohbet. Derdi ki Karadeniz soğuk bir yer olduğu için evet. Oradaki... Orada yaşayan insanlar ısınabilmek için hareketli türküler yaparlardı. Şöyle oyun yaparlardı. Ama Güneydoğu'ya giderseniz
Öyle sıcaktı ki bir ağacın altına yatar, elini de kulağına atar, bir uzunuma tutturur giderdi. Böyle bir yanık misal. Yanık o sıcağın evet. da etkisiyle yanık öyle yanık bir uzunuma. Güzel bir misalle bize evet. bunu anlatmıştı. Aklımda o kaldı. Onun sonra için. Karadenizliler de mesela biz Egelilere takılırlar. Bu kadar düşünsek biz de oynarız diye. Efendim peki nasıl oldu sizin Türk halk müziğiyle? Sizinle başlayalım. Benim tanışmanız, bu müziğe gönül vermeniz, türkülere gönül vermeniz. Benim babam köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi, ilkokul öğretmeni. Tabii o zamanlar televizyon yok, evde meşk olurdu, cümbüş çalardı. O köy enstitüsünden mezun olan öğretmenler muhakkak bir enstrüman çalardı. Evet. Ya mandolin, ya öyleymiş. Cümbüş, evet bağlama. Yani annemin sesi güzeldi, kulak doldu herhalde. Hı hı. Biraz da genlerde de var. Mutlaka. Son okul gecelerinde yer almaya başladım. Aslında ben de çok istekli değildim yani sanatçı olmam. Biraz da yapı olarak da böyle çok rahat bir şeyim olmadığı için sıkılgan bir yapım vardı. Bana göre değil diye düşünüyordum ama babam çok istedi. Erzurum Radyosu'na mektupla müracaat ediyor. Baba gönül vermiş demek ki evet, müziğe. Evet, sizi de evet. O annemin yola sesi sevk çok etmiş. Güzeldi ama belki de o... Evet. Yıllarda ona da o şans tanınsaydı herhalde mutlaka o da sanatçı olurdu. Çünkü çok iyi bir radyo dinleyicisiydi. Öyle 81'di işte Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde okurken evet. bir ağrı kurtuluşuyla ilgili bir şey olmuştu program. Geldim müzik şube müdürümüz bu kızımızın sesi çok güzel işte şu tarihte imtihan olacak girsin denildi. Ama yani ben çok istekli değildim. Okumak istiyordum. Sonra babam mektupla müracaat ediyor. Gittiğimizde şahsen müracaat gerekiyormuş ama o şube müdürü beni görünce hemen kolumdan tuttuğu gibi imtihan heyetinin karşısına götürdü. Kazanmışım ses renginden herhalde. Hı. Yok canım evet. İşte yani 82'de kuruma girdim. Erzurum Radyosu'nda 10 yıl görev yaptım. Evet daha sonra da 92'de İstanbul'a tayin oldum. 2011'de de radyoya girdiğim gün dedim ki ben 50 yaşında emekli olacağım. Ama 2 yılda geri alarak 48 yaşında TRT kurumundan 2011'de genç emekli olmuşsunuz. Biraz belki de erken radyoya girmiş olmam. Kendimi biraz yorgun hissettim. Evet. Evet yani pişman da değilim. Çünkü o dolu dolu ben yaşadım. Yani türkülerle güzel bir yolculuk oldu. Şimdi o yolculuktan kalanları hep konuşacağız ama evet. tabii kurumdan emekli olunuyor ama müzikten emekli olmak evet, mümkün değil. Evet, siz devam evet. ediyorsunuz herhalde yani, çalışmalarınızda. Zaman zaman ama biraz daha şeyim yani rahat. Evet. Biraz ehli keyif mi takılıyorum evet. diyeyim. Evet. Peki Bedri Bey sizin hemen, de... Hemen bir evet, şey söyleyeyim. Lütfen mevzuyla buyurun. Mevzuyla ilgili. Lütfen. Efendim geçenlerde bir film seyrediyordum. Mandıra Filozofu. Evet. Çok güzel bir filmdi. Orada... Yine bu emeklilikle ilgili bir konuşma oldu. Oradaki arkadaşımız dedi ki, siz emekli olduktan sonra uçmayan bir kuş gördünüz mü? Ya. İmkanı var mı? Ya, doğru, evet, doğru. Aynen onun gibi. Yani yine devam mı? Biz de evelallah. Evet. Bizler de öyleyiz. Tabii. Bizler de. Bir de Allah size böyle bir yetenek çok vermiş, şey. Böyle bir ses bahşetmiş. Bu çok özel, ayrıcalıklı bir şey çok bana doğru. kalırsa. Çünkü benim hayatta en çok istediğim şey güzel şarkı söylemekti. Ama bu herkese nasip olan bir şey değil. Sizin maceranızı da bir dinleyelim. Siz de Diyarbakır'da doğuyorsunuz. Nasıl bir ortamda doğuyorsunuz ki siz de halk müziğiyle bu kadar iç içe oluyorsunuz ve bu kadar türkülere gönül veriyorsunuz. Efendim Diyarbakır'da yani bizim zamanımızda televizyon yoktu, evet. radyo yoktu, pek yoktu. Akşamları misafirler gelirdi evlerimize. Derlerdi ki Bedri bize bir tane oku. Ama ben sesimin güzel olduğunun farkında ve bilincinde bile değildim. Kaç yaşındasınız? Yani 6-7 yaşlarım. O kadar küçüksünüz. Evet. Evet. Ben de derdim ki ya ben sazım olmadan türkü okumam. Sazımı getirin. Kapının eşiğindeki süpürgeyi getirirlerdi. Gerçekten. Çok süpürgeden bir tane çöp koparırdım, başlardım. Bu bak bizim olaydı, bu bak bizim olaydı. Böyle başlardık okumaya. Ondan sonra böylece aldı yürüdü. Sonra ben bir gün damda uçurtma uçururken baktım babam gazete kağıdına sarılı bir şeyle evimizden içeriye girdi. Hemen damdan indim. Bir baktım ki babam bana mandolin. Demek ki benim müzik yapmama izin veriliyordu. Evet. Evet.
Aldım. Tın tın desteklemek tın. Çok önemli tabii. Değil mi? Evet. Desteklemek önemli. Ben baktım ki bunu çalamıyorum. Ben bunu nasıl çalamıyorum? Bizim mahallede rahmetli bir kardeşimiz vardı. Yüksel Güven. Beni ona götürdüler. O da bana saz dersleri vermeye başladı. Böylece aldık, yürüdük. Yürüdük. Ama şunu da belirtmek evet. istiyorum. Diyarbakırlıyım ya. Biz Diyarbakır'da akşamları tahta yatardık. Çok sıcak olduğu için. Evet, evet. Damda, tahta. Damda. Evet. Evet. Ve uzaktan ses gelirdi. Celal Güzel Ses'in sesi. Mardin Kapı'nın Şenoğlu. Sizin kulak çok güzel bir sesle besleniyormuş aynen. zaten. Aynen. O yüzden böyle çok evet. tesiri var. Etkisinde kaldım. Mutlaka. Evet. Sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Onları dinleyeceğiz daha sonra ama bir de Aysun Hanım'ın güzel sesini dinleyelim. Lütfen. Sohbetimizi yine bir türküyle aralayalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. O zaman memleketimden Emrah'tan güzel bir hadi. Deyiş. Tutam yerelinden, tutam çıkan dağlara dağlara diyelim. Oh.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Daha önce böyle birlikte çalışma imkanınız oldu mu hiç? Düet yaptınız mı? Tabii birçok televizyon programında. Evet. Harika. Olmuştur. Çünkü bana sordukları zaman böyle değerli bir sanatçıyla birlikte olabilmek için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Ne güzel. O da benim için aynı şey. Mutlaka. Hakikaten. Çünkü o okuduğu zaman dikkat ettiyseniz zevk aldım. Evet. Dinledim. Hakikaten de insan dinlediği zaman zevk alabiliyorsa tamamdır. Şimdi Hulin Hanım, ben tabii ortaokul yıllarında Bedri abi çok meşhur, böyle yakışıklı ama hala yakışıklı. Şimdi oldu. Bir de hiç kilo almıyor. Şey vardı, orada bu dağın ensesine hamaylı boynundayım, ah derdi böyle şeyine de göğsüne de, evet. Tabii bizlerin türküleri sevmesinde değerli yani sanatçılar, önümüzdeki değerlerin çok büyük katkısı var. Katkısı var, kuşkusuz. Halk müziği bizim özümüz, öz müziğimiz, milli müziğimiz hatta. Bir de tabii halk müziğinde yöresel tavır da önemli. Çok. Evet, şimdi bazen bakıyorum işte bazı şey bize de yani belki eksiklerimiz de oldu. İşte bir Urfa'da ben şu duman olmuş şey yapmışım. Kahveler hanlar tabii onları bize birilerinin öğretmesi gerekiyordu. Hı hı. Zamanla öğreniyoruz. O K sesini mi çıkaramamışsınız? Yani işte çünkü orada yaşamış olmak lazım. Tabii doğru. Doğru. Evet. Peki geldiniz İstanbul'a, ondan sonra lisedesiniz. Nasıl devam etti müzik yolculuğu? Lise yıllarında rahmetli Sadi Yavar Ataman'dan nota, usul, solfej dersleri aldım. Repertuar dersleri aldım. Daha sonra bir gazetenin düzenlemiş olduğu yarışmaya katıldım. Altın Saz yarışmasıydı. Burada birinci oldum. Hep rahmetlilerden bahsediyoruz. Tabii yaşımız da meydana çıkıyor bu ara. Rahmetli Nida Tüfekçi birinci olunca Arif Sağ'a demiş ki bu çocuğa söyle gelsin radyoya dilekçe versin. Evet, ben gittim dilekçemi verdim. Ondan sonra beni imtihan ettiler. İstanbul Radyosu'nda. İstanbul Radyosu'nda. Hiç unutmuyorum. Diyarbakır'ımızın meşhur bir türküsü var. Üç kardeşlik gitti geyik avına. O da bayağı zor bir eserdir. Geyik çekti bizi kendi dağına. Onu okudum. Sözleri söylerken bile o sözler işte Diyarbakır ağzıyla çıkıyor tabii. Bilir misiniz 10 Haziran benim doğum günümdür. Evet. Ve o gün imtihana girdim. Hocalar bilmeden doğum günü hediyelerinin en güzelini bana vermiş oldu. Ya ne radyo güzel. Radyo imtihanını kazandım, radyoya geçtim. Öyle ondan sonra üniversite yılları başladı. Hiç müzikle alakası olmayan ağırlıklı fenle ilgili bir bölüme girdiniz. Diş hekimi oldunuz. Evet. Diş hekimi fakültesi bitirdiniz. Evet. Ondan sonra bir yol ayrımı yaşamadınız mı? Yani ben müzikte mi devam etmeliyim, burada mı devam etmeliyim? Böyle bir yol ayrımınız olmadı mı? İşte burası çok önemli. Biraz olmuş gibi. Burası çok önemli. Ben muayeneni açtım. Hastalar geliyor, Bedri nerede? Ya televizyon çekiminde ya konserde. Baktık ki olmuyor. Müzik ağır bastı. Gerçekten olmadı. Ve pişman da değilim. Evet. Ama okulu da bitirdiğime çok memnunum. Hı hı. Rahmetli anam bir gün beni önüne aldı. Bizim o taraflarda fazla rağbet yoktu. Ya senin oğlun çalgıcı mı olacak derlerdi maalesef. Maalesef. Ki bu kadar müzikle yoğun yaşayan bir bölge olmasına vardı, rağmen. Vardı maalesef. Bir gün beni önüne al dedi ki bana söz ver dedi. Okulu bitireceğine dair söz ver, ben de müsaade edeceğim. Dedim ki anacığım sana söz dedim. Allah rahmet etsin, iyi ki bir sözü vermişim. Dedi oğlum oku ki sana doktor sanatçısı desin. Tabii çok güzel. Çok güzel bir şeydi. Öyle. Ondan sonra aldık, yürüdük. Ondan sonra da sanıyorum Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı'na yılları. Geçtim. Evet. Yıllarca orada da program yaptık. Türkiye'nin her yeri 3-4 sefer dolaştık. Bizi konserlere gönderiyorlardı. Kardeşim de biliyor. İzzet Altın, Meşe Belkıs, Akkale, Selahattin Alpay, Kamil Sönmez, Bedri Ayseli. Bu isimler solist sanatçı olarak katılmıştık. Hep gidiyorduk. Her hafta bir yerdeydik. Öyle. Güzeldi. Ben çok memnunum. Kaç yıl oldu? Toplam mı? Toplam. Yani sizin bu Türk halk müziği içerisindeki yıllarınız şöyle bir geriye baktığınızda ne kadardır? Yani yalansız 50 yıl var. 50 yıl. 50 yıl var. Ben 46. Yarım asır. Yarım asırda neler neler var. Besteler var, derlemeler var. Onlardan da söz edeceğiz. Tabii. Ama hazır sizi bulmuşuz. Bir türkü daha dinleyelim. Bir türkü okuyalım. Benim çok sevdiğim bir türkü var. CD'ye okudum onu. Playback yapacağız müsaade edersen. Tabii. Arkadaşlarımıza söyleyelim o zaman.
İsmi tamam, onlar hazırlayınca bana haber verecekler. Olur. Ondan sonra başlayalım. Hangi türkü olacak? Bu Ölüm ile Ayrılık. Tamam. Gurbet Eli bizim için yapmışlar. Yazısını bize göre yazmışlar. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık. Ayrılık. Aysun Hanım biliyor bunu. Sözler de çok anlamlı. Evet. Kaç albüm var bugüne kadar? Benim 17 tane albüm var. 13 tane long play yaptım. Evet. En son albümüm şimdi işte bu Ölüm ile Ayrılık. Fakat yeni bir şirketle anlaştım. Bir DMC diye bir şirketimiz var. Evet. Onlarla anlaştık. Yeni bir albüm yapıyorum. Yani ömrüm boyunca geçirmiş olduğum, derlemiş olduğum türküleri orada toplayacağım. 50 yılın birikimiyle birikim. Çıkacak bir albüm olacak. İnşallah. Peki hazır. Hazırsa hazır, bir dinleyelim onu. Bakalım evet. Beğenecek misiniz? Mutlaka.
bedeli bizim için yapmışlar. Yazısını bize göre yazmışlar. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem hem fazla gelmiş ayrılık, 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 ayrılık. 50 dirhem hem fazla gelmiş ayrılık, ayrılık, ayrılık. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ayrılık acısı bu kadar güzel anlatılabilir. Evet. Tartmışlar, ayrılık acısı 50 dirhem ölüm acısından fazla gelmiş. Ne güzel aslında hikayeleri de var bizim türkülerimizin. Sizin derlediğiniz türkülerin de mutlaka hikayeleri vardır. En önemlisi de bence yani Bedri Aysel'i deyince ilk önce aklımıza gelen türkü. Suzan Suzi. Suzan Suzi. Peki, sanıyorum filmini yapıyorsunuz bunun. Allah kısmet ederse. 2 yıldan beridir uğraşıyorum. Tabii Kültür Bakanlığı'na müracaat ettik. Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan bize destek çıktı. O destek bankada hala duruyor. Çünkü film çekimine başlayamadık Diyarbakır'daki bu üzücü olaylardan dolayı. Evet. Çünkü olay Diyarbakır'da geçiyor. Orada çekilmesi lazım. Orada bekliyor ama... Şimdi durumlar Allah'a şükür düzeldi. Daha da güzele, iyiye doğru gidiyor. Düzeldikten sonra havalar bu defa soğudu. Mayıs ayında, Nisan-Mayıs aylarında Allah nasip ederse bu güzel türkümüzü orada çekeceğiz. O güzel Diyarbakır'ımıza bir faydası olsun diye. Evet. Diyarbakır'ımızın güzel yönlerini göstererek. Mutlaka. Zaten bölge insanı, Diyarbakırlılar da bundan çok şikayet ediyorlar. Evet. Hep olumsuz olaylarla ve maalesef terör hadisesiyle gündeme geliyor olmak onları da üzen bir durum. Onun için böyle güzel taraflarını, sanat yönüyle Diyarbakır'ı, tarih yönüyle Diyarbakır'ı gündeme getirmek aslına bakarsanız çok çok önemli bir çaba. Çok teşekkür ederim. Şimdi bana diyorlar ki sen Diyarbakırlısın. Evet. Diyarbakır'ın karpuzu meşhur değil mi diyorlar. Ya arkadaşlar. Diyarbakır'ın yalnız karpuzu mu meşhur? Bir surlarımız var ki 5000 yıllık tarihi var. Mutlaka. 72 tane burcu var. Dünyada birincidir. Çin Seddi var bir. Settir ama bu surdur. Evet. Dünyada birincidir. Bizim Cahit Sıtkı Tarancımız var. Ziya Gökalp var. Ali Emiri var. Süleyman Nazif var. Celal Güzelses var. Anlatabildim mi? Diyarbakır'ımız böyle bir açık hava müzesidir. Tarihi var, kültürü var. Gidip görmek lazım. Bunların bu güzel yanlarını aktarabilmek amacıyla son zamanlarda çok güzel gelişmeler oldu. Evet. Mesela bizim bir şey var, İç Kale dediğimiz bölüm yeniden restore edildi. Gidenler hayretler içinde böyle memnun memnun dönüyor. Diyarbakır'ın bende de özel bir yeri var. Ben ilk mesleğe Diyarbakır Bölge Radyosu'nda başladım ve 2 yıl orada görev yaptım. Onun için ne kadar güzel yerler olduğunu biliyorum. Görmeyen seyircilerimiz de fırsat bulurlarsa gitsinler, görsünler diyelim. Erzurum'a da gitsinler. Erzurum'da da aslında ülkemiz çok ülkemizin güzel. Her bir köşesi birbirinden güzel. Sizin şu anda bağlar devam ediyor mu Erzurum'da? Bağlar zaman zaman gidiyorum. Anneyi babayı kaybedince o bağlar biraz zayıflamış oluyor. Bir de şey var Fulin Hanım. Artık sizin kuşaktaki insanlar da yok oluyorlar. Yani o tarafa gidiyorlar. Orada yalnız oluyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Benim yaşıtlarım da onlar da dışarıda zaten. Hayat işte her şey hayata dair. Ölümler, acılar, kayıplar da öyle. Şimdi bizim programımızın adı biliyorsunuz Hayat Tadında. Biz bu programın içerisinde hayata dair her unsuru ekrana getirmeye çalışıyoruz. Çok değişik şeyler. Seyircilerimiz eminim her hafta
televizyonu açtıklarında farklı bir konu görüp bir sürprizle karşılaşıyorlar. Çünkü birbirini tekrar eden konular değil çok zaman bizim işlediğimiz konular. Diyorum ya, hayata dair ne varsa biz ekrana getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim yönetmen arkadaşımız Sarıyer'de oturuyor. Sarıyer'de biliyorsunuz balıkçılar var. Balıkçılar tekneyle açılıyorlar. Gide gele onlara bakarken onların yaşamlarını ve bu av maceralarını merak ediyor ve bir akşam o av serüvenine katılıyor. Güzel. O da onlarla beraber denize açılıyor. Onun görüntüleri var. Birlikte izleyelim bu güzel müzikli sohbeti. Böylece bir aralamış olalım, sonra tekrar devam. Tabii. Hoca çay doldur hocam, bir büyük yalda. Şunu şurada. Herhalde şu dışarıdaki arkadaşlar. Merhaba. Çok az uyumuş oldu. Söylesin de gör sen. Evet, çay var mı? Çay var mı çay? Söyle be Bülent abi. Bir de çay alır mı çıktı? Sen al. Şu an balık yok. Roy! Bravo baba! Ay. Ağzına ait, sağlık. Nefesine sağlık. İşte bunlar da bizim stres toplarımız. İki dakikada her şey bitiyor. Ağın işi var değil mi? Ağ atamayız, yırtık var. Bittiği zaman haber verin. Orçun Bey. Orçun Bey bir bakın, kolay gelsin. Şu an var ya, hiç bakma zamanı değil gibi geliyor bana ama. Ne? Şu anda bakma zamanı değil, çok mu yok? Gördüğünüz gibi, sizce değil mi? Evet, bence de öyle. Sabah mı parçalandı bu ağlar? Evet. Balıktan çağ gelecek parayla gelecek. Düğün parasını buradan çıkartacağız değil mi? Buradan çıkartacağız artık. Yapacak bir şey yok. Babacığım bizecek bak. Hayır. Ben ateşim. Oy sevdum, ne dur senden çektum. Ellerini yüzüne niye koydum sevdum. Ellerinin adına gel edelim bir dur. Sizin göreviniz ne burada? Ne bileyim, hepsini, her şeyi yapayım. Ah yapmak, kesmek, biçmek, hangisiyse. Rambo diyorlar size. Yok canım, ne Rambo'su ya. Tayfa da bildiğin işte çalışıyoruz. Sizin göreviniz ne, niye Rambo diyorlar size yok burada? Yok canım ya, turist sivi yapıyoruz, iğne dolduruyoruz. Merhabetçilere iğne dolduruyoruz. İğneleri hazır ederiz. Kutulara koyarız, hazırlarız. Yırtıldığında arkadaşlar diker. Hamlacı. O ne? Kurşun istifi, şu gördüğün kurşunların istifini yapıyor. Hazır ol demedik, kafadan biz gidiyoruz, hazır olduğuyuz. Hazır olduğunda oraya mı gitmen lazım? Şimdi hazır ol dedim, oraya gitmem lazım. Oraya takip kontrol etmemiş olmuyor. İcabında top gidiyor kurşun. Yani orayı kontrol etmek gerekiyor. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 87'den beri bu işi yaptım. Memnun musunuz hayatınızdan? Hayat şartları mecbur. Bir de bu baba mesleği olduğu için mecburen katlanacaksın. Çelik çocuk okuyor. Üniversitede oğlum var. Askerde Şırnak'ta oğlum var. Bu türkü oğluma hediye olsun. Emeli yar, emeli yar, yanıma geleli. Nuri seni sevdim seveli, oldum diğer veremi. Aman Eşref canım Eşref, uykudan uyandır beni. Kana boyadın beni. Oğlum seni çok seviyorum. Canım oğlum. Allah'ına kurban.
Burada makinistim ben, makinist, ırgatçı. Makinist kayığın yağlı, yağsına, suyuna, eksik, arıza olan şeylerine bakıyorum. Irgatçı ne demek oluyor? Irgatçı, ırgat da şu telimiz var, üstte de ırgat var. Şimdi bunlar bizim için önemli şeyler. Kayıkta en önemli olan şeyler. Mesela ırgatta bir kolu takılı bıraktığı, unuttuğumuz zaman 3 kişinin bizim ölmesine sebep oluyoruz. Çok tehlikeli işler. Bu işler tehlikeli olduğu için en tehlikeli işler ırgatçısı, makinistçisi. Yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleği. Babamdan geldi bize bu meslek. Denizi seviyorum. Balıkçılığı da seviyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Sizin göreviniz ne teknede? Melemetçiyim ben. Melemetçi. Dikiş diker ağları tamir ederim. Bu şekil gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Kaç kişi çalışıyor teknede şu anda? 25 personel var. Bayağı bir şey gibi. Küçük. Fabrika gibi. Fabrika gibi, tabii. Akşam iş bittiğinde paydos herkes eve mi gidiyor yoksa teknede mi? Normal sezon belirli bir zamanda başlar. Mesela diyelim Eylül 1'de başladı. Anlaşmanız vardır reisle, kayıkla. Diyelim Şubat 1 paydos. Eylül 1, Şubat 1 arası gece gündüzün yoktur. Bu motorun içindesin. Motor çalıştığı sürece, denizde balık olduğu sürece bu kayıktan bir yere ayrılma şansın yok. Çoluk çocuk nerede? Herkesin çoluğu çocuğu memleketinde. Burada en az uzakta olan 900 kilometre uzaktadır. Yani ev yüzü görmek yok. Bu işe gelmek demek belirli bir miktar para alıp işini gücünü halledip borçlarını dağıtıp ondan sonra geriye kalan sistemde kayığınız, çalıştığınız tekne satış yapar, balık yakalarsa, reisiniz de insansa, payını yaparsa herkes ekmeğini alır, çeker gider memleketine. Denize çıkmadan önce, sezondan önce bir avans veriyoruz. 5 milyarla 10 milyar arasında bir avans veriyoruz hepsine. Ondan sonra haftalık veriyoruz. 10 günde bir 300 lira veriyoruz. İzine gittikleri zaman 2000 lira veriyoruz. Tabii bunlar pay alıyorlar. Ha, ben onu soracaktım. Pay alıyorlar. Yani. Tuttuğumuz balıktan pay alıyorlar. Maaş harici pay mı? Bu maaş tabii o. Payı maaşını geçerse, aldığı parayı geçerse üstünü veriyoruz. Yani çok balık tutmamız gerekiyor. Durumu olmayan arkadaşlar belki belirli toplu bir para alırız. Bir düzen kurarız. Kimisi araba almak için, kimisi evlenmek için, kimisi borçlarını ödemek için, kimisi evini yaptırmak için geliyorlar buraya. Kısmet eğer denk gelir de toplu para alırlarsa bir şeyler yapıyorlar. Ama alamazlarsa herkes aynı şekilde devam. Hüsran halinde. Yani burada yani aldığın masrafların kendini karşılarsa o da bir şanstır tabii. Kamburoğlu ve mürettebatına çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizi çok güzel bir şekilde teknelerinde ağırladılar. Onların yaşamlarından bir kesit geldi bu hafta ekranlarınıza. Önümüzdeki hafta balık tutma macerasına ilişkin bir bölüm de olacak. Onu yeniden izleyebilirsiniz sevgili seyirciler önümüzdeki haftaki Hayat Tadında programında. Efendim, şimdi artık sözü bir müzikle keselim. Sizin o güzel sesinizi bir daha bir dinleyelim. Ege'ye gidelim. Ege'ye gidelim. Biraz da benim evet, memlekete doğru gidelim. İstedim. Tabii. Evet, bir değişiklik gayet olsun. Uygun. Teşekkür ederiz. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Thank you.
dökülür yaprakların. Bize de derler çakıcı yar fidan boylu. Yıkarız konakları. Gideceğim ve ondan sonra tekrar geri döneceğim. Şöyle müsaade eder misiniz? Aranıza oturayım. Sevgili seyirciler, zannetmeyin ki burada böylece oturuyorlar. Biraz sonra bize bitimde çok güzel bir gösteri sunacaklar. Geçen hafta da bizimle beraberlerdi. Öyle neşeli bir ekip ki bu görmüş olduğunuz Atafolk ekibi. Bitirdiler burada programı. Ondan sonra doyamadılar oynamaya. TRT'nin bahçesine çıktılar. Bizi de aralarına aldılar. Yaklaşık bir 20 dakika falan halay çektik herhalde, evet, değil mi? Evet. Gerçekten şahaneler. Onları bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen hafta pek konuşamadık. Vakit kalmadı. Atafolk öğretmenlerden kurulu bir halk oyunları ekibi, doğru değil mi? Doğrudur, evet. Hemen hemen hepiniz mi öğretmensiniz? %80'imiz öğretmen, geri kalanlarımız da öğretmen referansıyla gelmiş, öğretmen yakını. Yakını. Evet. Çok güzel. Peki kaç kişisiniz ekip olarak? Şu an burada görmüş olduğunuz 18 kişiyiz. Hı-hı. Ama ekibimiz bu yıl 152 kişiyle çalışıyor. Oh, 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 oh. Bu sayı her yıl giderek de artıyor. Peki hangi yöreleri oynuyorsunuz? Her yıl birbirinden farklı. Edirne'den Kars'a, yani ülkemizin bütün yörelerini yıl sonu gösterilerimizde misafirlerimize sunuyoruz. Yüksek derecede performans sergiliyoruz. Hı-hı. Yaklaşık 1,5-2 saat boyunca. O yüksek derecedeki performansınıza biz tanırız. Tanırız. Peki öğretmen olup aranıza katılmak isteyenlere açık mısınız? Tabii ki de. Önceleri sadece öğretmenlere açık bir kurumdur. 2010-2007 senesinde Ataşehir İlçe Milli Eğitim Desteği ve Ataşehir Halk Eğitim Merkezi desteğiyle kurulmuş bir grubuz. İlerleyen zamanlarda işte istek ve talepler doğrultusunda öğretmen yakınlarına yer, evet, verdik. Dediğim gibi önceleri sadece Ataşehir ilçesinde sınırlıydık. Sonra talep artınca, diğer ilçelerden de talep gelince ve o alanı biraz genişlettik. Artık farklı ilçelerden öğretmenlerimiz de bizlere başvuruyorlar ve bütün yılı bizimle dans ederek geçirebiliyorlar. Harika. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bize katıldığınız için. İlerleyen programlarda biz daha çok görüşürüz gibime İnşallah. Geliyor. Teşekkür ediyoruz. Peki programın sonunda
Keyifle izleyeceğiz sizi. Evet efendim, tekrar döndüm. Şu Suzan Suzi'ye bir gelelim. Evet. Filmi de yapılacak dediniz. Çok kısa, zamanımız çok az. Hikayesinden bahsedip o türküyü de bir söylemeden olmaz artık Bedri Aysel. Tabii tabii, hemen söyleyeyim. Ben Diyarbakır'a çok gidip geldiğim için bizi de götür dediler. Evet. Ben bizim arkadaşımız var, onu aradım. Dedim Edip biz geliyoruz, 10-15 kişiyiz. Dedi ki gelin, 15 kişi oldu 90 kişi. Hı hı. 90 kişiyi aldım Dicle Nehri'ndeki Kırklar Dağı'na götürdüm. Yani 10 gözlü köprümüz var. Evet. Dicle Nehri'nin üstünde kurulmuş. Kırklar Dağı da orada. Hikaye orada geçiyor. Oraya baktılar ve inanın ki böyle herkesin gözü doldu. Diyarbakır demek ki buymuş dediler. Dedim ki size başımdan geçen çok kısa bir olay var. Onu da size anlatayım dedim. Evet. Var değil mi vakit daha? Çok fazla vaktimiz yok. Onun için çok kısa Suzan Suzi'nin hikayesiyle şarkıya bağlamak durumundayız. Evet, anladım. Anladım ve bozuldum. Yok, olur mu? Şaka yapıyorum. Öyle bir güzel bir yüz ifadesi oldu ki. Evet. Şimdi 60 ihtilalinde biz Diyarbakır'dayken, Diyarbakır'da sosyal yaşam denen bir şey yok. Ben daha yeni saz çalmaya başlamışım. Evet. 7-8 arkadaş bisikletlerimizi aldık. Mardin kapıdan aşağı doğru gidiyoruz. Evet. 10 gözlü köprüye geldik. Askerler bizi durdurdu. Dediler ki nereye gidiyorsunuz? Dedi ki pikniğe gidiyoruz. Oo, ihtilal olmuş, siz pikniğe gidiyorsunuz. Dedi ki dizilin sıraya. Hepimiz sıraya dizildik. Hı hı. Baştakine soruyor. Oğlum senin adın ne? Dedi ki benim adım Aydın. İkinciye dedi senin adın ne? Dedi efendim benim adım Aydın. Üçüncüye dedi yavrum senin adın ne? Dedi efendim benim adım Aydın. Dedi bunlar bizle dalga geçiyorlar. Yavrum dedi dördüncüye soruyor. Senin adın da Aydın olmasın? Dedi vallahi billahi benim de adım Aydın. Karga Aydın, Terzi Aydın, Şişko Aydın böyle lakapları var. Neyse. Bana dedi senin adın ne? Dedim efendim benim adım Bedri. Güzel. Yanımdaki arkadaşıma sordu senin adın ne? Dedi benim adım Bedri. Şaka gibi olmuş. Gerçekten. Kitap yazıyorum şimdi. Başımdan geçen olayları yazıyorum. Çıkacak, size takdim ederim. Harika. Demedim mi efendim bunlar bizle dalga geçiyorlar? Dedi oğlum merak etme, iki kişi daha var. Bakalım bunlar ne diyecek? Bir tane Ermeni asıllı bir Agop isminde bir kardeşimiz vardı. İsmini söyleyemedi, gizledi. Dedi ki senin adın ne? Dedi benim adım Mecnun. Bir de Kürt asıllı bir kardeşimiz var. O da ismini gizledi. Bizimki Mecnun deyince o da dedi benim adım Leyla. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok az zamanımız kaldığı için Suzan Suzi'nin hikayesini başka zamana tamam, bırakın. Öyle yapalım. Türküsünü sizden dinleyelim lütfen. Say
garibanım, garibanım. Elbet Mevlam kerimi. Sen ağlama garibanım, garibanım, garibanım. Vallahi Mevlam kerimi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu pazar sabahı geldiniz, bizimle birlikte oldunuz. Programımızı şenlendirdiniz. Size de sürpriz olacak eski görüntüleriniz var. Nostaljik görüntüler. Onlarla şimdi bir geçiş yapalım. Ondan sonra da bu güzel ekibi birlikte izleyelim. Lütfen. Size de teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Kalayını, ah kalayını. Düreyimin günleri kalayını, ah kalayını. Fistan giymiş etekleri alaylı, alaylı, aman aman. Fistan giymiş etekleri alaylı.